Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta ilk olarak bir romana yer veriyoruz. Gecede Saklı Yalnız Aşklar. Adil Yıldırım'ın kaleme aldığı roman, Doğan Novus etiketini taşıyor. Bora, iş hayatında genç yaşta dingin bir rotaya girdiğini fark ederek çalıştığı şirketin Roma ofisine transfer olur. Gecede Saklı Yalnız Aşklar, bir erkeğin iç dünyasının kapılarını aralayan bir ilk roman. Sırada birbirinden güzel denemelerden oluşan Kuşlar ve Zaman adlı kitap var. Hüsrev Hatemi, şiir diline eşlik eden mizahıyla kuşlar ve zamanın arasında mevsimlerden müziğe, doğadan şehirlere, gündelik hayatın akışından kültürel mirasımıza, okuru hatırlamanın hüzünle karışık hazzıyla buluşturuyor. Şimdi ise tarihi bir çalışmaya yer veriyoruz. Yavuz Sultan Selim, Profesör Doktor Feridun Emecen'e ait olan eser, Kapı Yayınları tarafından okura ulaşıyor. Bunca bilgi kirliliği içinde Yavuz Sultan Selim'i tanımaya nereden başlamalıyız? Doğrudan arşiv belgelerine dayanarak, bilimsellikten taviz vermezken, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini edebi bir üslupla aktarmayı başarıyor. İcazül Beyan adlı eserle devam ediyoruz. Muhyiddin İbni Arabi'ye ait olan eser, İnsan Yayınları etiketiyle raflara çıkıyor. Eşsiz bir hikmet külliyatı olan Fütuhat-ı Mekkiye'nin ve Manevi Vasiyetnamesi niteliğindeki Füsusul Hikem gibi sayısız eserlerinden biri olan İcazül Beyan, Şeyh-i Ekber'e ait bir Kur'an tefsiridir. Sırada Bana Onun Portresini Getirin adlı biyografik bir eser var. Ege Görgün'e ait olan eser, Kara Karga Yayınları tarafından raflardaki yerini alıyor. Sinema yazarı Görgün, bir dönemin renkli kişiliklerini bir seçki titizliğiyle topluca gözler önüne seriyor. Ege Görgün, yıllardır kaleme alıp gazete ve dergi sayfalarında unuttuğu, ölüm sessizliğine terk ettiği o portre denemelerine sahip çıkıyor. Şimdi ise Kupa Terapi, Hacamat adlı kitaba yer ayırıyoruz. Nuray Karpuzcu'ya ait olan eser, Hayat Yayınları etiketini taşıyor. Kadim bir tıbbi yöntem olan hacamatın, bugün birçok hastalığın tedavisinde fayda sağladığı görülmektedir. Asırlardır uygulanan bir tedavi yöntemi olan hacamat, vücudumuzda hastalık yapan sebeplerden arındırmakta ve temizlemektedir. Son olarak Arktika adlı çocuk eserine yer veriyoruz. Semra Bilgin'in çocuklar için kaleme aldığı öykü, Semerkant Çocuk Yayınları aracılığıyla minik okura ulaşıyor. Buzların üzerinde batmadan ilerleyebilecek bir gemi yapıp, tayfalarıyla yola koyuluyorlar. Sabır ve cesaret gerektiren bu heyecan dolu macerayı bir solukta okuyacaksınız.